Selamünaleyküm arkadaşlar. Karşınızda tavuk boyunları, tavuk gerdanları da denebilir. Derisiyle harika bir manzara. Arkadaşlar tabii ki de bildiğiniz gibi bunlar organik tavuk. Özde tavukçuluğun göndermiş olduğu tavuklar. Bunlarla ne yapacağız? Bunlarla çok güzel bir çorba yapacağız. Yalnız bunları parçalamayacağız. Daha önceki videolarımızda bir parçalama videosu yapmıştık. Onlardaki kemikleri ve kalça kemiklerini kullanıp bunları da içine bütün atacağız. Yani normalde alışılmışın dışında bir tavuk suyu çorbası yapacağız. Bunu böyle aldığınızda löp 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 çorba bittikten sonra yiyeceksiniz arkadaşlar. Evet, şimdi tarife geçelim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir adet soğan, havuç, tuz ve karabiber. Bu kadar basit. Arkadaşlar parça kemiklerimiz böyle. Şu iri kemikler, yani bütün kemikleri böleceğiz. Birkaç tane var. Bunların iliğinden faydalanacağız inşallah. Sonra havuçlarımız. Sonra kemiklerimiz. Ve arkadaşlar yeteri kadar su. Ve bir tatlı kaşığı da tuz. Arkadaşlar bunu şimdi hemen koyacağız, kaynamaya bırakacağız. Yaklaşık 1-1,5 saat falan böyle orta ateşte kaynayacak. Şimdi boyunu koymadım. Koymamamın sebebi de şu. Boyun biraz daha diri duracak. Onu bunlar haşlandıktan sonra koyacağım arkadaşlar. En son böyle yemeğe başlayacağımız zaman hafif diri olacak. Bunlar gibi paramparça dağılmayacak. Keyif alacağız yani, ısıra ısıra yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, çorbanın kaynama olayı tamam. Şöyle biraz daha göstereyim. Bak, 10 numara 5 yıldız. Şimdi bu seviyede koyuyorum. Aslında daha kaynamadı. Yani tam olmadı. Bakın. Göstereyim şöyle. Daha tam ayrılmadı. Onu da şöyle bakabiliriz. Bak. Görüyor musun? Etler aslında başlamış ayrılmaya ama gene de halen daha kaynaması lazım. Yani bu lime lime olacak. İşte o yüzden bu seviyede koyuyorum bu boyunları ki dağılmasın. O aşağıdaki etler dağıldığında bunlar dağılmayacak. Bunları böyle normal haşlama yer gibi yiyeceğiz. Ve çorbadan da suyumuzu içeceğiz. Evet. Şimdi biraz daha su koyacağım buna. Ve olay tamamlanacak. Kaynar su koyarsanız daha hoş olur sizin için. Şöyle demlikten boşaltayım. Oh, yerleştir. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bu kesimi de gördük. Şimdi kaynadıktan sonra görüşeceğiz. Hadi bakalım şimdi çorbamızın bir tadına bakalım. Şimdi arkadaşlar, mevzumuza geldik. Çorba bitti artık. Değil mi? Başlıyoruz bunu yemeye. Bak şuna ya. Öf, canavar. Şöyle bir yaracağız bunu. Şimdi yarmakla uğraşmayayım. Harika. Evet, derisini aldım. Şimdi bak. Şöyle her şey bittikten sonra. Canavar, canavar.
Evet arkadaşlar. Artık fazla uzatmanın bir anlamı yok. Çorba harika. 10 numara oldu. Çözük çözük çoğumuz da yaptık. Mis gibi bitti. Bismillah. Of, harika. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, faydalı olduysa lütfen bir beğen butonuna basmayı ve halen daha abone değilseniz arkadaşlarım abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Bay bay.